Böyle röportaj görülmedi. 5 kamerayla her anı dolu dolu muhteşem bir prodüksiyon izleyeceksiniz az sonra. Yol Arkadaşım filminin iki yakışıklısı İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç şov tiliyle yola çıktı. Filmdeki arabayla İstanbul'u dolaştı. İzliyoruz. Vermem, seni ellere vermem. Allah şahidim olsun. Vermem, seni ellere vermem. Söz verdim bir kere dönemem. Show TV, Yol Arkadaşım'la hem yola çıktı, İstanbul'u gezdi. Cumartesi sürprizi, pazar sürprizi, Show TV. Aynen. Hem Beşiktaş'a indi, beraber döner yedi. Hiç böyle iki kamerada döner yememiştim. Benim için de ilk oluyor. İbrahim Büyükak, Balıkçı'da kendisini neden Norveç somonuna benzetti? Acaba sen bir balık mısın? Evet, ben Norveç somonu muyum acaba? Komik ikili, photoshoplu ünlülere nasıl gönderme yaptı? Fotoğraf koyuyor photoshop, yandaki kapı yamuluyor, bir şeyler oluyor falan abi. Filan. Trafikte aşk sohbeti. Oğuzhan Koç kimin düğününde doyasıya halay çekmek istiyor? Ben de artık doyasıya bir halay çekmek istiyorum. Evet. Böyle röportaj görülmedi. 5 kamerayla her anı dolu dolu muhteşem prodüksiyon. Vermem, seni ellere vermem. Allah şahidim olsun. Filmin adı Yol Arkadaşım. Birbirine tam zıt iki karakter Şeref ve Onur'un en az film kadar komik arabalarıyla yol maceraları anlatılıyor. Merakla beklenen filmde. Pardon, şerefsiz misiniz? Evet benim. Onur ben. Geliyorum hayatım, yoldayım. Kim o kadın? Hangi kadın? Yan arabadaki kadın. Ne bileyim aşkım, kim o kadın? Kadın geçti gitti be. E sen sapık mısın? Niye kadının peşinden gidiyorsun? Geç onu. Zafer Usta! Ne var kardeş? Muzaffer Usta siz misiniz? Ben erkek zannettiniz değil mi? Siz kadın mısınız? İşte o araba, bu araba. Haber müdürümüz Ömür Sabuncuoğlu, Yol Arkadaşım'ın iki yolcusu Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'la buluştu. Sıra dışı bir röportaj bekliyor bizi. Yol Arkadaşım filminin iki yakışıklısı, iki başarılı oyuncusu sevgili Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'la beraberiz. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Siz? İyiyiz valla. Sizden ne var ne yok? Biz de iyiyiz. Heyecanlıyız. Aynen. Bugün beni gezdireceksiniz galiba. Gezdireceğiz. Valla evet. Biz de henüz bu arabayla atmadığımız bir tur atacağız. Enteresan bir güzergahta. İstanbul'da atamadık o turu. Evet. İkimizde kalmıştı. Atmak istiyoruz. Filmin komik arabasıyla İstanbul turu atacağız beraber. Direksiyonda Oğuzhan Koç var. Kim kullanacak? Ben kullanayım. Film boyunca en çok ben kullandım. Evet. Çünkü o kullanınca parçalıyor arabayı genelde. Evet, bir arabanın ardında kartelini falan patlattım takip sahnelerinde. Duru geri zarara sokmuşsun bizi. Film evet. Bitmiş, zarara girmeyelim. İyi bir şoförsün o zaman. Fena değilim. Evet. İyi. Şey, maceramız bitince puanlarsınız. Aynen. O zaman başlayalım mı? Buyurun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İşte filmin o meşhur arabasının içindeyiz. İkiliye ilgi yoğun. Kemerimizi mutlaka takıyoruz. Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola. O karşıdan karşıya geçer. O yaya iken. Evet. Kornamız çalışmıyor. Çalışmıyor. Korna çalışmıyor. Kornayı bozduk. Bir saniye çekiyorduk. Evet. Kornaya bozuldu. Evet, ilk reaksiyonu aldık. Dedik ya, sıra dışı bir röportaj olacak diye. Arabanın içinde, trafikte giderken, yani yolda konuşacağız Yol Arkadaşım filmini. Birkaç haftada tamamlanacak. 6 haftada tamamlanacak. Ama yani biz aslında bir tık daha kısa olacağını varsaymıştık. Önceki planlamada ama yol filmi bu kadar zor olacağını gerçekten tahmin etmiyoruz. Çünkü yani şimdi mesela arabada gördüğünüz gibi arkada mesela Bedran Güzel'in çektiği filmin senaryosu İbrahim Büyükak'a ait. Büyükak, Onur karakterini Oğuzhan Koç'u düşünerek yazmış. Ben karakter oluşturduğum karakter müzisyen olmak isteyip olamamış. Yani hayallerinden vazgeçmiş bir karakterdi. Oğuzhan'ın da gerçekten üniversite döneminde İzmir'de çekmeyi kazandı, çalışma ekonomisini kazandı. Ve ya ben galiba müzisyen olamayacağım diye kaygılandığı bir
Şarkıcı olmak isteyip olamayan bir delikanlı Onur. İbrahim Büyükak kendinden esinlenmiş biraz da. O da zamanında futbolcu olmak isteyip olamamış. Ben bile futbolcu olmak istedim. Gerçekten de olma potansiyelim vardı. Bursa Spor altyapısındaydım. Hani istediler. İnanmayacaksınız ama evet, şu an bakınca. Baya baya iyi futbolcuyum ben de ya. Şu an böyle hiç öyle gözükmüyor ama. Şu an daha çok Amerikan futbolcu. Şu an şey, şu an biraz Maradona gibiyim. Hani böyle konuyu salmış gibi. Ama hani lise dönemine doğru yaklaştığımda hani annem ya derslerini aksatma falan gibi. Böyle hani sanki ben profesör olacakmışım gibi. Böyle bir coşkuyla beni almıştı. Mesela o zaman hakikaten bir hayal kırıklığı yaşamıştım. Yol arkadaşım da başrolde İbrahim ve Oğuzhan olunca filmde gözler Eser Yenenleri de arıyor. Ya biz aslında onun hep şakasını yapıyoruz hani bozulduk üstümüze evet. Vesaire. Ya aksine İbo filmi yazdı. Ben aslında son dakikaya kadar ne benim aklımda İbo'nun filmi oynamak vardı ne İbo'nun aklımda tam olarak ben vardım. İkimizi bir araya getiren Eser aslında. Ayrıca filmde küçük bir sahnesi varmış Eser'in. Eser hakikaten filmde ikimizin oynamasına sebep kişidir yani. Hatta filmde de bir küçük sahnesi var. Evet. Çok güzel. Filmimizde bir sahnesi var. Eser Yenenler'in filmde yer alacak olması akla Demet Akalın'ın attığı "Eser filmde yoksa izlerim" tweetini getiriyor. Yok bir şekilde Demet Hanım gelir ya. Biz Eser'in olduğu sahne de şey yaparız. Eser'in olduğu sahne çıkar bir mısır yer ondan sonra geri gelir. Aynen ya Eser'in olduğu sahneyi şey yaparız. 3 dakika zaten yani. Oğuzhan Koç direksiyonda son derece dikkatli. Ya bu İstanbul'un trafiğinden bıktık ya. Ay bir de hiç trafik de yok. Hemen yan arabaya çirkinleştim hemen. Görüşürüz. Evet şu an Allah'tan şey güzel sahne çıktı. Evet güzel. Kızlar onu ben de aynısını söyleyeyim bakalım. Bir tepki ver. Yeşil. Şu an o hızla kullanıyorum biliyor musun arabayı? Şey gibi yani aman izleyenler hani yanlış bir şey yaptı, sinyal vermeden şerit değiştirdi falan olmasa diye. Aşırı dikkatliyim. Bende hiç olmadı ya. Bende hiç olmadı ya. Böyle binme ışıkları çok hevesiydi. Babasından anahtarı alır, arabayı yıkar. Hep bir araba yıkayacağım yalan. Hep araba yıkayacağım yalan ve bir araba ileri geri yapmak vardır böyle otoparkta. Araba ileri götürür geri getirir falan. Ya hiç o duygu olmadı bende. 18 yaşımı doldurdum. Gerçekten doldurduğum gibi de hakikaten ehliyet kursuna gittim. Ehliyetimi aldım öyle tatlı tatlı arabayı kullandım ve hani sağ olsun babam araba veriyordu. Hani kullandırıyordu ama hiç öyle dertli bir erkek çocuk olmadı ben. Genelde öyledir ya arabayı kaçırır bir şey olur falan. Hiç o duyguda olmadım yani. İki ünlü, iki sevilen isim trafikte sıkıştıran oluyor mu diye merak etmiyor değiliz. İstanbul trafiğinde çok garip araba kullananlar ya, oluyor evet, yani gerçekten. Maalesef. Yani özellikle kadınlara karşı, hanımefendilere karşı böyle davrananları gerçekten kınıyorum. Çünkü bilerek de yapıyorlar. Ya bize karşı şey oluyor bazen şöyle anlar oluyor. Mesela sıkıştırıyor. Sıkıştırıyor. Sen de dönüyorsun mesela. Önünü kırıyor. Mesela dönüyorsun. Diyorsun sen falan filan diyorsun. Beni dönüyor tanıyor. İbrahim Büyükak'ın bir E5 anısı var ki tam komedi filmi senaryosu. E5'te gidiyorum. Böyle yoğun bir trafik. Arkadan araba vurdu. Tamponumu hani böyle denkleyemedi yani böyle adım adım giderken vurdu. Ben de hani el freni çektim indim hani ne oldu gibi dedim. Hani öyle gergin değilimdir trafikte gerçekten. Böyle indim baktım. Dedim ki al ben cam açalım. Böyle indim baktım. Dedim ki abi ne yapıyorsun? Hani biraz dikkat eder misin? Severek izliyoruz dedi. Dedim abi teşekkür ederim de yani biraz dikkat et yani adım adım gidiyoruz zaten hani nasıl dikkat etmezdi falan. Vallahi severek dedi. İyi dedim bari hani tampon biraz böyle ezilmişti. Dedim bari tamponu dedim resmini çekeyim hani sigortaya yollarız hani baksın. Arabayı dışarıdan görenler üstünde tüpün diş macunu olduğunu sanabilir. O aslında bir kellik ilacı. Herkes bu ne ya diye bakıyor. Nedir ya? Herkes bir arabanın üstündeki kafaya bakmaktan bize doğru inmiyor. Ve herkes ama diş macunu sanıyor. Evet. Beyaz ya. Murat da öyle sandı. Bu diş macunu dedim ya. Diş macunu olsa adamın kafasına mı dökülür yani? Yani bu nasıl bir macun ya? Filmin müziği de çok güzel. Rahmetli Harun Kolçak'ın şarkısı ne güzel olmuş. Eyvallah teşekkür ederim valla. Ya aslında onun için rahmetli Harun Kolçak'a teşekkür etmek anmak lazım. Biz filme
bir şarkı lazım dediği anla itibaren İbo. Bu şarkı benim inanılmaz beğendiğim şarkılardan biriydi. Kendim de sürekli söylerdim. Ben sürekli söylerdim de bu film buna çok güzel bir vesile oldu aslında. Yani Harun abiye de bir sözümüz vardı bizim. Onun yaptığı proje albümünün birincisinde ben yer alamamıştım, çok istemiştim. İkincisinde inşallah birlikte söyleyeceğiz dedi. Kısmet olmadı. Ben de filmde öyle sözümü tutmuş oldum. Rahmetli almış oldum ona yani. O zaman bir kuple alalım Oğuzhan Koç'un güzel sesinden. Vermem seni ellere vermem. Allah şahidim olsun. Vermem seni ellere vermem. Allah şahidim olsun. İlk durağımız Beşiktaş. Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'la arabadan iniyoruz ve halkın arasına karışıyoruz. Bakalım Beşiktaş çarşıda bizi neler bekliyor? Bir bakıp bir kaçarak beni sokma günah. Hayranlar her yerde iki yakışıklı bol bol fotoğraf çektiriyor. Eyvallah abi. Sağ olun. Evet Ömer Hanım, sizi şöyle ortalayalım. Ben o zaman nereye geleyim? Ya orada aynı mikrofon aynı. Ha yine duyuyoruz. Çekilelim baba. Böyle artık adım başı galiba. Evet. İbrahim değil mi? Eyvallah. Sence biz şu an röportaj yapabilir miyiz? Yapabiliriz bence. Öyle mi? Hadi abi. Eyvallah. Abi gel pilav ye ya. Abi dur röportaj yapacağım ya. Bu da pilav yediyor. Beşiktaş onların evleri gibi. Burada yetiştiler, burada ünlü oldular. Bir de burası bizim hakikaten evimiz. O yüzden buraya ne zaman gelecek herkes hey Beşiktaş'ın çocuğu diye hop ensemizden tutup içeri atıp illa bir çay kahve. Az önceki gibi pilav. Pilav. Yiyoruz. Evet. Ben o yüzden kilo alıyorum. Sürekli bir ikramla karşı karşıyayız yani. Beşiktaş'a gelmişken Balıkçılar Çarşısı'na uğranır. O zaman önce bir balıkçılara uğrayalım. Bir aynen. Bakalım balık durumları nasıl? Mevsimlik neler bakalım. Varmış? Bakalım. Var ya. Balığın hiç bilmem ne hangi balık. Hangi mevsimden hangi balık? Sen hakim misin konuya mesela? Hangi mevsim hangi balık olur falan? Ne çıksa olsa yerim. Ha, ben de oyum işte yani. Yerim. Ne çıksa yerim aynen. Konu yemekten açılınca İbrahim Büyükak'ın verdiği kilolara değinmemek olmaz. En zayıf olduğu zaman... Ne zamandır? Ben aslında üniversite zamanına kadar acayip zayıftım. Ben üniversiteden sonra kilo aldım. Yani Oğuzhan'la tanışınca. Yani yok. En zayıf olduğu dönem şu an benim halimden daha zayıftı yani, gerçekten biliyor musun? Daha da zayıftım. Gerçekten ince gitti döneminde yani. Oğuzhan'la çok çok zayıftım. Ama sonra ne olduysa bir şey oldu ve yani vücut şişmanlamaya karar verdi yani. O iyi değil. Çünkü önceden de çok yemek yerdi. Vücut bir karar aldı. Buradan ona boyun eğdi yani. Bir karar aldı dedi ki ben artık senin... Yediğin yemeği töler etmeyeceğim. Evet. Eritmiyorum arkadaşlar. Eritmiyorum arkadaşlar. Eritmiyorum. Palamut mevsimi başlamış tezgahlarda. Abi neyin var bize falan? Moral vereyim abi. Deryan kuzu palamut var. Palamut var ha. Palamut mevsimi mi abi şu an? Şu an palamut her şey sarıyor. Öyle mi? Her pazar balık günü olur. Vardır öyle evlerde. Tabii canım. Bize de pazarları... Annem balık yapardı yani mutlaka. Pazarları mezgit. Peki nasıl satıyorsunuz? Tane, palamut tane satılıyor. Bazı balıklar tane, bazı balıklar kilo ile gidiyor. Kilo satılıyor, aynen. Tane dediğin tane 7 lira mı abi? Gramaj olarak değişiyor. 7 lira, 10 lira, 15 lira büyük süper olarak değişiyor. Ama bir tanesiyle bir kişi doyuyordur onu. Hemen hemen zaten. Salata vesaire derken zaten. Evet. Salata malzemelerini gören Oğuzhan Koç, bu konuda başarılı olduğunu belirtmeden edemiyor. Güzel salata yapar mısın? Ben salatayı fena yapmam. Gerçekten. Güzel limon suyu, sirke, hafif sirke, biraz nar ekşisi. 10 numara salata yaparım. Tezgahlarda Norveç somonu ve Karadeniz somonu var ayrı ayrı. Aralarındaki farkı öğrenmek istiyoruz. Abi somon niye böyle dilim dilim? Somon dilim istiyorlar parça parça. Öyle mi? Evet genelde parça. Zaten bizden o Norveç somonu çıkmıyor. Evet. Yok ama demin gördüm Karadeniz somonu var. Karadeniz somonu var. Ne farkları var ikisinin? Bu biraz daha yağlı. Soğuğu bulduğu için daha yağlı. Ha soğuğu görünce daha çok yağ atılıyor bu. Evet. Doğru. Sinokop denedim. Mesela balıkta su soğuyunca kendi kendine yağlanıyor. İnsanlar nasıl mesela üşür? Üşümemek için vücut kendi kendine. Evet.
mantıklı. Güzel mantıklı. Evet. Acaba sen bir balık mısın? Evet, ben Norveç somonu muyum acaba? İlgiden yolda yürümek ne mümkün? Bir ara kaybediyoruz İbrahim Büyükak'ı. Oh be! İbo esiri düştü. Bırakalım mı onu, ne dersin orada? Bırakalım. Bırakalım. Bence biraz ağırlık şey yapmamız lazım, azaltmamız lazım. Bayağı kaldı orada, evet. Neyse bir kameraman bunu aldılar, yetişti. Abi ağzıma midiyi kabuğuyla verdi. İşte böyle böyle kilo alıyoruz. Böyle alıyorum. Şimdi bir dönercinin önündeyiz. Döner iştah kabartıyor. Oh be! Hop hop hop. Gidelim o zaman yanına. İçeri doğru atalım mı kendimizi? Atalım hadi. Hadi. Mekan oldukça kalabalık. Çıkıp başka bir yerde devam edelim diyecek oluyoruz. Ama İbrahim Büyükak'ın çok acıktığını fark ediyoruz. Görüntü alıp da çıkabiliriz. Orada kalmayın dedim. Sen de nasıl istiyorsan. Hani telaşımız var, bir şeyler çekemiyorsan. Yudum yesek olmuyor mu? Ya buraya gelmişiz bir yudum yiyelim ya. Aydın bitirelim, bir şey çekeceksek bitirip yiyelim. Onu diyor. İbrahim Büyükak'ın isteğini kırmak olmaz. Dönerleri sipariş ediyoruz. Evet, ne yiyoruz? Bir porsiyon mu, iki porsiyon mu? Ben iki porsiyon. Ben de uzun zamandır gelmiyorum diye 1,5 söyledim. Sana da 1,5 söyledim. Evet. Oğuz'un 1,5 söylediği yerde benim 2 söylemem. Zaten mantıklı bence. Ama şimdi benim 1,5'u yediğim hıza bakın. Öyle de onun 2'yi bitirdiğim. Ama şu anda kamera çektiği için bizim nezaketim de. En ağır şekilde yiyeceğini herkes bilir. Hiç böyle 2 kamerayla döner yememiştim. Benim için de bir ilk oluyor. Dönerlerimizi afiyetle yiyoruz. Karnımız doydu. Beşiktaş'ta tura devam ediyoruz. Evet, yemeklerimizi yedik. Yedik, doyduk. İnşallah ayran mayran yoktur bir yerimizden. Aynen, çok şükür doyduk. Aynen. Güzel. Bir tane daha yemek istedin ama. Evet. Ufak dedi ki yapma. Yapma dedim. Gerçekten dost sözü dinledi. Evet. Oysa ki dost acı söyler. Ne bileyim üstüne hafif bir pul biberli bir şeyler. İstiyorsan tatlı ikram edeyim sana. Sağ tarafta bakma var. Ne dersin? Bu bizi bitirir şu an ya. Bu bizi bitirir. Filmde kafadarlarımız beraber yolculuğa çıkıyor. Başrollerimiz için bu durum yeni değil. Beraber çok tatilleri var. Peki şimdi yol arkadaşısınız. Evet. Filmin adı öyle. Evet. Hiç ilk çıktığınız birlikte mesela bir tatil hatırlıyor musunuz? Çünkü arkadaşlar, dostlar tatilde tabii, anlaşılırmış. Tabii. Her tatile beraber çıktığımız için. Valla bizim son 10-12 yılımızın her yaz tatili birlikte olabilir. Evet. Yani her yaz mutlaka bir birlikte tatil. Çok tatili var ki beraber. Yani... Yurt içi, yurt dışı. Yol boyunca selfie üstüne selfie çekiyor hayranlar. Son dönemde çok konuşulan fotoğrafları rötuşlama olayına nasıl bakıyor acaba ikili? Var mı böyle mesela sosyal medyada filtreler kullanıyor musunuz? Valla filtre çok kullanmıyoruz ya. Ama evde bazen can sıkıntısıyla kendime tavşan olarak baktım çok. Yani böyle bir şeyi yani tabii. Koysam mı koymasam mı... Çok düşündüğüm zamanlar oldu. Ben bazen Photoshop'la boyumu uzatıyorum. bacak boyumu özellikle. Şimdi bir de öyle şeyler çıktı. Evet, hani evet. Fotoğraf koyuyor Photoshop, yandaki kapı yamuluyor, bir şeyler oluyor falan abi. Filan. Yeniden arabadayız. İstikamet Taksim Show TV binası. Arabada bakalım bizi neler bekliyor. Bakalım. Heyecanlıyız. Hadi bakalım. İstikamet? İstikamet Taksim. Biraz da aşktan konuşalım. Ben evleneceğim. Yani o çok belli. Büyüğüm. Ben nişanlıyım zaten. Büyüğüm yani. O evlenmeden bana sıra nasıl gelsin? Şoförün telaşını atlatalım inşallah. Evleneceğiz. Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak'ın düğününde halay çekmenin hayalleriyle yanıp tutuşuyor. Ben de artık Goyası'ya bir halay çekmek istiyorum. Evet. Yani evet, uzun zamandır gerçekten öyle. Halay çekemiyorum. Böyle elim ayağım çok gergin. Evet. Halay zamanı geldi. Halay zamanı geldi.
Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrı Sevsin arasındaki uyum da altı çizilesi. Birbirlerine çok yakışıyorlar. Bu arada en yakıştırılan çiftlerden birisi. Öyle mi? Ne güzel, ne mutlu vallahi. Teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Yani biz ne bileyim böyle biraz daha hani sessiz, sakin. İşte devam etmeye çalışıyoruz hayata. Keyfimiz yerinde. Çok şükür. Hip o da öyle. Biz öyle çok hani... Çok gürültülü patırtılı değiliz işte. Trafik akarken halkın ilgisi yoğun. Hem röportajın hem de filmin reklamını yapmayı ihmal etmiyoruz. Cumartesi sürprizi, pazar sürprizi, Show TV. Aynen. Sonra bizim filmimiz var, izle filmi. 27'si. Yol arkadaşım. Aynen. Her 100 metrede bir hayranlarına rastlamak mümkün. Röportaj yapmayı isteyenler bile var. Eyvallah baba. Abi, sen ne haber? Hadi yapalım abi. Sor. Sor röportajı sor. Sormuyor. Nasıl yapacağız röportaj? Soru soracağım. Cevaplayacağız. Çekimler nasıl geçti? Çekimler nasıl geçti? Eyvallah kardeşim benim. Sağ olasın. Teşekkür ederim. İşte bir grup gencin koştura koştura geldiği o anlar. Trafik akıyor, çıkın. Trafik akıyor, bekletmeyin gerçeklerini. Abi, çay yiyeceğiz polisler. Bekletin ya abi. Küfürü biz yiyor, dön hemen. Olsan abi, tamam arkadaşlar biz devam edelim. Devlet günleri geçecek, devam edelim. Bu keyifli yolculuğu yol arkadaşıma gişe yolculuğunda başarılar dileyerek bitirelim. Vermem, seni ellere vermem. Allah şahidim olsun. Vermem, seni ellere vermem. Söz verdim bir kere. Çek çek.